iyisiniz. Demiştik. Neler yapıyorsunuz? Gençler ne güzel. Siz nasılsınız asıl? Ben onu sormak isterim. Gençler olarak. Hep nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar gayet iyi. Ama tanıyabildiğimizi tanıyoruz. Ama bir ama var orada. Ne o acaba? Birkaç soruda bir soru alayım efendim. Yok ben önce sorayım bence. Hadi sorun. Makyajsız güzellerden birisiniz efendim. Ay çok teşekkürler. Çok az yapmışsınız sanırım. Makyajı niye? Anlat bakayım. Makyajla ilgili ne düşünüyorsun bakayım? Makyajla ilgili bir şey düşündüğünüz yok. Düşünmüyorsun. Makyaj güzel olanlar var. Bir de güzel olmaya makyaj çalışanlar var. Makyajsız güzelsiniz. Olmaya çalışanlar var. Makyaj isteğe göre kullanılabilir. Bu kadar. Siz tercih etmiyorsunuz galiba pek fazla. Ben makyajı seviyorum. Zaman zaman kullanıyorum. Gençler. Başka konularınız yok mu makyajda? Ben sizden daha çok şey bekliyorum gerçekten. Estetiğe karşı bakışınız nasıl? Neye karşı? Estetiğe karşı bakışınız nasıl? Efendim son zamanlarda bir estetik tartışması var. Herkes birbirine benziyor estetik yaptırdıkları için. Gibisinden bir tartışma oldu siz. İhtiyaç duysanız yaptırır mısınız estetik? Yani estetik nasıl söyleyeyim bence olumsuz bir durum değil, olumsuz bir konu değil kesinlikle. Bazı durumlarda hem de çok gerekli oluyor biliyorsunuz hani kazalar olabiliyor. Bir insanın mutluluğu ve huzuru önemli ilk olarak, sağlığı önemli. Onun dışında mantıklı, güzel kararlar verilebilir diye düşünüyorum. Şu an düşünüyorum. Herhangi bir projede yer almıyorsunuz. Yer aldığınız zaman estetiğe başvuruyor musunuz? Botokstur, ne bileyim. Estetik konusu bugün. Güzellik. Kadın olduğum için mi estetik soruyorsunuz? Güzellik merkezleridir. Bir şey söyleyeyim, erkeklere soruyor musunuz aynı soruyu? Hiç soruyoruz. İnanmıyorum. Hiç mesela, inanmıyorum. Mesela dün kime sordunuz? Ebru Hanım'la konuştuk. Uğur Bey'de. Kendine bir bayağı bakımda. Ama yine Ebru Hanım'la görüştünüz. Ebru Hanım'la görüştük. Uğur Bey'i göremedik. Öyle mi? Tamam peki. Başka konu varsa onu cevaplayayım. Ama yeni estetikle ilgili başka cevaplamak istemiyorum. Efendim? Yeni proje hakkında. Ya projelerimiz var. Yalnız daha şu an bahsedemiyorum. Üzerinde çalışıyoruz. Zamanı gelince paylaşacağım. Peki. Nasıl bir proje peki efendim? Proje? Televizyona mı olacak yoksa dijital platformla mı düşünüyorsunuz? Daha çok sosyal sorumluluk var şu an ön planda. Diğer projelerde şu an değerlendirmede. Dijital, yani televizyon değerlendirmede. Dijital platformları efendim? Takip ediyor musunuz? Bir daha sorun. Dijital platformları takip ediyor musunuz? Dijital platformları nasıl söyleyeyim? Güzel bir dengede takip ediyorum diye. Efendim şimdi çocuk olduğu için dijital platformlarda çalışma saatleri biraz daha kısa. Dijital platformu sıcak mı bakarsınız bu yüzden yoksa? Soruyu anlamadım kusura bakma. Çocuğunuz olduğu için dijital platformlarda daha az çalışma saati olduğundan kaynaklı. Ha o anlamda. Evet. Ha, o anlamda. Çalışma saatleriyle ilgili yani şu an diyecek çok bir şey yok. Yani. Hülya Hanım mesela yeni bir projeye başladı ben 8 saatten fazla çalışmam. Evet çok haklı. Kesinlikle arkasında duruyorum. İnsani medeni saatler herkesin hakkı. Biz köle değiliz değil mi? Hiç kimse köle değil. Yani bir katılıyor projesi, musunuz? Bir proje için sabahlama gerekli diyorsunuz. Hayır, sabahlama gerekirse olabilir ama bu bir standart olmamalı. Değil mi? Demir de büyüme çağında efendim. Şimdi çocuğa kim bakacak projeye başlayınca? Bakıcı tutuyor musunuz yanında? Evet bize destek olan biri var. O da 8-6 arası geliyor. Sadece hafta içi geliyor. Ben de şanslıydım. Demir'in hep yanında olabildim. Çünkü ben proje bazlı çalışıyorum. O yüzden şartlar uygundu. Bence bu bir lükstür. Evet. İyi ki öyle oldu. Şanslı hissediyorum kendimi yani. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşürüz.